Arkadaşlar set operasyonları ile ilgili en temel işlerden başladık. Hadi gelin biraz daha set ile ilgili farklı kullanım alanlarına gidelim. Neler yapabiliyoruz setlerle? Setlerle union, intersection gibi veya difference gibi operasyonları gerçekleştirebiliyoruz. Peki nedir bunlar? Bunların aslında IT süreçlerinde yani programlama süreçlerinde belli anlamları söz konusudur. Örneğin elinizde iki tane liste olduğunu düşünün. İşte bu listenin bir tanesi hani böyle bir liste olsun. Bir tanesi de şöyle bir liste. İşte ortak datayı şurası gibi düşünebilirsiniz. Şurası ortak datamız. Union ifadesi şöyle hem farklılıkları, şu kısımları yani, hem de ortak dataları, yani duplike olan, iki listede de olan, iki sette de olan datayı tek bir şekilde, tek bir kere yazarak bir araya getirme tekniğidir. Yani örneğin bir setin içerisinde elinizde 1, 2, 3 datası varsa, diğer sette 4, 3 ve 5 datası varsa, siz bunları union yaptığınız zaman 1 yazacak, 2 yazacak, 3 yazacak, 4 yazacak, 3 zaten yazıldığı için 5 yazacak. Buna union işlemi diyoruz. Hadi gelin setlerle bu işlemleri nasıl yapacağımıza bakalım. Bunun için yine klasörümüzün içerisine ben bir tane daha dosya oluşturacağım. File diyerek dosyanın ismini setUnion.py uzantılı dosya olarak oluşturacağım arkadaşlar. Tekrarlıyorum. Yani eğitime nereden başladığınızı bilemem. Hani siz bildiğiniz konuları atlamış olabilirsiniz. Burada görülen dosyalar hani ileriki konuların da dosyaları olabiliyor. Ben sürekli eğitimi güncelliyorum. O yüzden burada daha sizden farklı dosyalar olabilir. Bunu önemsemeyin. Eğitim tamamen olması gereken sıradadır. Bu bakımdan elimizde iki tane set olduğunu düşünelim. İşte birinin ismini set A diyelim. Diğerinin ismini ise set B diyelim. Az önceki örneğimiz gibi bir şey verelim mesela. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane de set B diyorum. Şöyle. Setleri şöyle kıvırcık parantezle veriyoruz. Örneğin 1, 3, 4, 6, 7, 8 gibi iki tane setimiz olsun. Peki ben bu iki seti nasıl union yapacağım? Olay çok kolay arkadaşlar. Union işlemini yapmak iki sette çok kolay. Şöyle set A pipe. Pipe tuşu alt G'ye eğer Windows klavye kullanıyorsanız Mac'i bilmiyorum. Şu işareti çıkarmanız gerekiyor. Buna pipe borudan geliyor. Alt G'ye küçük büyüktür işaretiyle yapılıyor. Set B dediğinizde artık siz bu iki tane seti union yapmış oluyorsunuz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani ortak olan 4'ü veya 3'ü başka var mı ortak? 1 var. 1'i bir daha yazmamış olduk arkadaşlar. Bunu böyle yazdığımız gibi aynen şöyle de yazabiliyoruz arkadaşlar. Print. Bunun için bir fonksiyon da var. Yani illa pipe kullanman gerekmiyor. Set A'yı union yap. Union yap. Ne ile? Set B ile. Yani elinizdeki iki datayı böyle bir araya getirdiğinizi düşünün arkadaşlar. Ve duplike olan dataları iki kere almak istemediğinizi düşünebiliriz bu senaryoda. Tabii ben bunu A'yı B'ye union yaptım. Tam tersi de mümkün. Yani aynı sonucu verecektir bizim için. Şöyle set A şeklinde. Bakın yine sıralı bir şekilde. Tabii ki set olduğu için kendi algoritmasına göre ki sayı olduğundan dolayı dikkat edin sıralı bir şekilde bunları yazmış oldu. Tabii ki bu her zaman bu şekilde olacak diye bir şey yok. Sette her şey random arkadaşlar. Ama data her zaman net.